Efendim şimdi bir başka gelişmeye bakacağız. Balıkesir'de, Edremit'te, Kaz Dağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi orada bulunan işçilerin mahsur kalmasına neden olmuştu. Görüntüyü biraz daha yaklaştıralım ki vahameti daha da ortaya çıksın. Sonrasında da devamını aktarayım. Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli askeri personeli ve işçileri taşıyordu araç. 3 araç yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldılar. Yolu açması için araçlara eşlik eden iş makinası da kar duvarını aşamadı. Mahsur kalanlar da yardım talebinde bulundular. İşte 21 kişiye ulaşma çalışması salı gecesi saat 21.30'da başlamıştı. 17 asker, 21 işçiye 16 saat sonra ulaşıldı. İşte orada yaşananlarla ilgili mahsur kalan işçilerin kurduğu cümlelerle devam edeceğiz. Yukarıda normalde her gün yaptığımız işlerden dolayı askeri araçlarımızı vardiya değişimi için yukarıya çıkartmak istedik. O sırada da kar tipi yoğun olduğu için askeri araçları geri döndürmek zorunda kaldık. Ondan dolayı bir anda da tipi bastırınca görüşümüz kapandı. Makinalarımızda da kar nedeniyle hava filtrelerimiz sıkıştı, dondu. Makinalarımız gaz yememeye başladı. O yüzden dolayı durmak zorunda kaldık. Rolantede durduğumuz şekilde makinenin içerisinde artık işte ekip arkadaşlarımızın bizi kurtarmaları için beklemeye başladık. Yani 4.30-5 arasında geriye dönüşe geçtiğimizde tipi başlamıştı. Bir anda tipi yoğunlaşınca makinalarımız bizim işte dediğim gibi hava filtreleri sıkıştı, gaz yememeye başladı. Ondan dolayı yani kaldık olduğumuz yerde. Sevinçliydik tabii. Her zamanki gibi yani böyle hiç beklemiyorduk. Bir anda yani çıkıp gelmeleri falan olsun. Hangi araçta geldi önce? Önce paletli trak diye bir aracımız vardı. Onunla geldiler. AFAD, işte JAK olsun. Onlar geldi. Bizi şey yaptılar, ikiye ayırdık grupları. İlk etap aşağıya indirdik sağ salim. Ondan sonra bizi almaya geldiler. Şarj cihazlarımız araçlarda var. Ama belki bir teknik arıza olabilir diye düşünceyle de yine de iki saatlik kullanmak amaçlı kısa görüşmeler yaptık. Askeri araçlar da vardı. 17 askerimiz de vardı. Onlarda bir sorumluluk hissettiniz mi? Tabii ki mecburen hissediyorsun. Sürekli onlarla da irtibat halindeydik. Telsizle, gerek telefonla. Zaten hepsimiz bir arada toplandık. O ana giresiye kadar oraya. O bölgede telefonların ne çektiği bir yerdi zaten. Özellikle ben orada bir hafif genişletme yaptım. Hepsimiz oraya toplanalım diye. Nitekim de öyle oldu. Orada toplandık.